Ben Emel Sayın'a nasıl hitap etsem? Ablamı desem, Emel'cim mi desem, Emel Sayın mı desem? Emoş, e, emoş. Yani emoş nasıl hitap ediyorlar? Ya yani çevrede ne diyorlar? <laughs> Yakınlarım en bana yakınlar. Yakın, en yakınlar bana emoş. Yok, emoş diyemem. Emoş. Ben. Ve diyemez misin? ona alışmam lazım. Bir alt ay geçmesi lazım. Çabuk ol biraz Mesela daha Tarkan ne ol. diyor? Emelim diyor. Emelim. <laughs> Ben ona Tarkan'ım diyorum Çünkü o da bana yani yemedim, o diyor. Çünkü yani o kadar yani o kadar naif, o kadar güzelsin ki. Ay çok Teşekkür ederim canım Mehmet'cim. Hani böyle Sen, abla deyip seni bir yere böyle bir yere koymak da istemiyorum. 20 yaşında, 25 yaşındaki gençlere, ay, 30 yaşındaki ay, gençlere ay, taş ay. çıkaracak durumdasın. Aman Rabbi. Kesinlikle. Ey, müthiş bir moralle başlıyoruz programımıza Mehmet'cim. Çok teşekkür ederim. Seni gerçekten çok seviyorum. E, bunu çok iyi biliyorsun. Herkes de bugün öğrenmiş olsun. E, buraya seve seve koşa koşa geldim. Çok da güzel e, hazırlıklar yaptım. Gezino gibi oldu biraz. Aa, müthiş güzel olmuş. Şimdi, radyoda Güller radyodan Çiçekler. dinleyenler bir söyler misiniz burayı bir anlatır mısınız? <laughs> ya nereye baksam güller görüyorum. Kırmızı güller görüyorum. O kadar hoş olmuş ki bir yerde benim kocaman güzel bir resmim var. Gül yaprakları var ayrıca. Kırmızı mum zannettim ama onlar evet. da gülmüş. Evet. Her yerde her yerde çiçek var, gül var. <laughs> Emel'im böyle zaman zaman böyle hani uyumadan önce hepimiz dua ederiz ya. <laughs> Hiç şöyle dua ediyor musun? Allah'ım bana cömert davranmışsın. Bana her şeyi vermişsin. Ne diyorsun tabi. Beni gün. boş zamanında yarattın herhalde. <laughs> yani bana verdiği her şey için Allah'a şükrediyorum, hamd ediyorum her gün. Verdikleri benim için olağanüstü. Hayatta olmam, evet. dünyaya gelmem, bu hayatı bana vermiş olması, bu şansı. Sağlıklıyım, ayakta durabiliyorum, şarkı söylüyorum. Ayrıca bana bir takım evet özellikler de vermiş, güzellik tatmış. vermiş, ses <laughs> vermiş güzel huy vermiş. Bu, bunun için hep şükür evet. ediyorum. Ve sevenlerimi verdi dolayısıyla. Evet. Bu bu çok büyük bir armağan. Emel sayın çok naif, çok kırılgan, aynı zamanda çok mu güçlü acılara karşı. Buna hayır diyemem ve doğru evet öyle. Öyle. Çok evet naif olduğu Bir palyalço bir... şeyi <laughs> var mı acaba? Yani böyle kapatıyorsunuz ya kendinizi böyle tamam bir naiflik var ama iç iç tarafta Evet. Kalpte ve ruhta, yürekte bir güç, kuvvet, kudret. Kesinlikle öyle. Evet. Bunun olması gerekiyor. Hani olmazsa... elle, ekmeğini alın gibi bir şey yok ortada. Hayır, o kadar o kadar, da o kadar değil. değil. <laughs> sevgiyle, yani karşımdaki insan da bunu evet, istemesini evet, bilirse sevgiyle evet. yaklaştığı zaman her şey onun içindir verebilirim. Ama tabii ki kendimi korumak zorundayım. İçimde her zaman gösterme imkanı bulamadığım büyük bir güç var. Evet. Yoksa bugüne kadar Nasıl, burada da olamazdım. Kalacaktı Emel Mümkün Sayın. değil. Evet. E, o güç evet. olmasa ben onun içinde e, Allah'a her zaman şükrediyorum. O o var, tükenmeyen. Yani Emel Mer Sayın diyor ki şu an sevgili kralcılar ben tamam e, biz diyoruz bunu. Çok güzel. E, sesi çok güzel. <laughs> Karakteri çok güzel ama aynı zamanda çok güçlüyüm. Eğer o güç olmasaydı bugün burada olmazdım. Olmaz. O kadar tabii. da naif değilim değilim evet, gerektiği yerde evet, evet. çok ender olur ama sert de olabilirim hiç ummadığınız bir emelde olabilir ama <gülüyor> <gülüyor> zordur. ...çok biriktiririm... Evet. ...çok ender olur... ...o halimi sevmiyorum ama bazen çok gerekli olabiliyor. ...Zeki Bey bir ara... ...onun değişik kostümleri olurdu Kesinlikle. ya... ...her sezon İnanılmaz. farklı bir kostümle <laughs> evet. çıkardı... ...olay olurdu... ...ve biz çok şaşırırdık televizyonda izlediğimizde... ...yani onun kıyafetleri... çocuktuk ...çocuktum o zaman tabii. çok şaşırırdım... ...yani bu evet. nasıl bir kıyafet... <laughs> Al ...alıştığımız yani, şey değil tabii evet, farklı... Evet. Ee, ...o yılda böyle... ...platformlu yüksekliği şöyle tabanı böyle olan ayakkabılar giyiyordu. Yani mübalağa etmiyorum yani şöyle falan. <laughs> 20 santim. Yani 20 santimden fazla inanın öyleydi. Evet. Resimler var öyle. Yine altın kelebek ödülü alıyoruz. ben varım, Ajda var, aklımda kalanlar. Evet. Ödül alacağız. Bir resim çekilecek. Bir önce bir fotoğraf çekimi olurdu ödüllerden önce. Şimdi hepimiz başka arkadaşlarımız da var. Böyle merdivenli bir yerde duruyoruz. Zeki Bey'i bekliyoruz içeride hazırlanıyor. Biraz gecikti bir türlü gelmiyor falan ama hiç gayet şey saygıyla bekliyoruz. Aramızda sohbet ederken falan Zeki Bey göründü. Orası da bir tiyatro sahnesiydi evet. zaten. Orada resim çekilecek. Böyle perde açıldı, bütün şeyiyle, haşmetiyle zaten böyle geldi ama ilerlemiyor. Durdu perdenin <laughs> önünde. E baktı şimdi bakıyoruz niye gelmiyor diye iki 3 basamak inmesi gerekiyor. E Emel dedi gelebilir misin bir dakika? Ajda sen de dedi. Ajda ile beni çağırdı. Gittik yanına hemen. Şöyle bir koluma yani <gülüyor> <gülüyor> benim işte sol koluma girdi. Ajda'nın sağ kolundan tuttu çünkü o yükseklikte yürüyemedi. Evet. <laughs> Ondan sonra hep birlikte gülmüştük. Onu evet. aldık ve aşağı indirip evet. resimlerimizi çekmiştik. <laughs>